Merdan Bey geliyor. Bakalım çocuğu getirdi mi? Anne evladına kavuşacak mı? Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. En merak ettiğin soruyu sor. Çocuğumu benden niye kaçırdın? Bir bu. İkincisi de ben senin yanındayken mi gittim eski eşimle nikah kıydım? Benim nikah kıydığıma dair hangi ayda, hangi tarihte, hangi yılda kıydığımın hepsinin kanıtı var. Sen bana dün öyle iftira attın ya. Onu ispatla, benim ispatım var. Sen de ispatla. Bu bir. Bunu unutmayın. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Erdem Bey, çocuğu getirdiniz mi? Esra Hanım, tek bir kelime diyeceğim. Bu kadının kaç tane kocası var? Benim? Tek bir kelime benim diyeceğim. Benim kaç tane çocuğu? Beş tane kocası da olsa çocuğu getirdiniz mi? Çocuğu bana kendi verdi. Verdim, inkar etmiyorum zaten. Sen bana geldin. Çocuğu konuşturmuyor diyor. Evet. Çocuğu her gün konuşturuyordun. Her gün konuşturuyordun. Gelebilirdi, tamam. Konuşabilirdi, görebilirdi. Nerede? Ben bir şey demedim. Sen bana adresi verdin mi? Bana, ben seni bak bundan bir iki ay önce aradım. Dedim ki Merdan sana yalvarıyorum. Bak sen babasısın, ben de anasıyım. Bana adresi ver dedim. Bak o gün sen hatta abini hastaneye götürdüğün gün. Buraya sen çıkmasını bana ne dedin? Biliyorum. Sen ama bana ne Esra dedin? Hanım gelmesini bilmiyorum. Hayır, sen, yemin billahi sen Esra Hanım ben hayır. Gösetmemezlik sen yapmadım. Sen bana adresi vermezsen ben senin nerede oturduğunu nereden bileyim, adresini bilmezsem nerede oturup olduğunu olmadığını nerede bileyim de geleyim ben çocuğumu görüp. Sen bana adresi verecek ki sen bana adresi vermiş olsaydın gelmemiş olsaydım sen bunu demek de haklıydın. Yerde göğe kadar haklıydın. Ama ben senden de sen benden, yengenden de istedim. Esra Hanım. Ben benden istedim. Adres istemedi. Oğluyla konuştu. Adres istemedi. Dedesi de konuştu. Peki Merdan Bey bırakın Saniye Hanım istedi istemedi. Ben dün size dedim ki şimdi yapmış olduğunuz davranış 10 aydır bu çocuğu anneden kaçırmak, saklamak, ona göstermemek. Bakın çocuğu kaçırmak suçunu işliyorsunuz. Evlilik dışı çocuk olduğu için bu. O çocuğun her şeyi, tüm sorumluluğu bu anneye ait. Esra Hanım, şimdi bana ben verdi, size ben adresi Merdan kim, Bey, kim Merdan çocuğa? Bey bak benim için iyi niyet her şeyden önemlidir. Çocuğa ben size bakacak? Adresi babasına verdim. Geldik, sizi aldık. Siz bugün buraya çocuğu niye getirmediniz? Neden getirmedin çocuğu? Ben senin bugün gelirken çocuğu getireceğini düşündüm mesela. Neden getirmedin? Çünkü bana verilen malı çocuğu veriyor bana. Mal mı çocuk? Pardon, özür dilerim. Bana verilen çocuğu görmek istiyor. Tamam, anne görmek için buraya geldi. Ben size dedim ki Merdan Bey lütfen çocuğu getirin dedim. Çocuğu bugün neden getirmediniz? Ben işteydim Esra Hanım. Nerede çocuk? Yengem bakıyor. Nerede? Burada, İstanbul'da. Neresinde? Yengem birazdan bağlanacak. Hayır, hayır, nerede oturuyor yani? Yakın mı? Nerede? Avcılar mı? Neresi? Uzak biraz. Uzak, nereye uzak? İstanbul'da her yer uzak. Trafikten dolayı, yoksa gideriz. Siz çocuğun buraya anneyle gelmesini, anneyle buluşmasını istiyor musunuz? Esra Hanım ben her zaman, hı? Bak ne zaman aradıysa İstemiyorsunuz. Peki. Esra Hanım. Ben cevabımı aldım. Esra Hanım, buyurun, bir konu, bir konu arz edeceğim Esra Hanım. Buyurun konuşun. Bir konu arz edeceğim. Bunun iki tane çocuğu var. Birisini başka adama üzerine verdi. Ev sahibinin diğer de kızı boğazına kırtlarına sarılmaktan mahkemelik oldu. Tamam. Ben bu kadına nasıl göstereyim? Tamam işte bana nasıl kanıt da gel. Getir. Merdan Bey ben bu size nasıl vereceğinizi söyleyeyim mi? Nasıl olacağını söyleyeyim mi? İlk önce gayri resmi bir ilişkiden çocuk dünyaya getirmeyi istediğiniz zaman düşüneceksiniz. Bu çocuğun annesi kim? Benim seçtiğim kişi Merdan Bey'in çocuğunun annesi olabilir mi? O niteliklere sahip mi diye böyle beyninizde deli fırtınalar sorular soracaksınız. Peki Saniye. Çocuğu 16 Haziran tarihinden itibaren şu anda yengenizin yanında yengenize sesleniyorum. Çocuğu ekip arkadaşlarım şu anda bağlanmasın, hemen en yakın karakola teslim etsin. Çünkü o kadın da suç işliyor. Merdan Bey hemen... Kendi vermiş. Tamam Merdan Bey. Görmek için istedim ben verdim. Ben sana babasını diye istedim diye ben götürüp mü ettim? Esra Hanım, ben görmeye niyet olan üstüne gelir. Görmeye niyet olan bir kadın gelir. Çocuğunu her türlü görür. Sen anlat. Sorunu sor. De ki. Bu konuşmadın diyor.
Her gün konuşturuyordum. Ya sen beni her zaman konuşturuyordun da peki Emre Yayır'a bağlansın. Yengenle bağlansın. Peki ben senin, bak çocuk senin yanındaydı da. Peki ben senin o enişten, Berna'nın eniştesi Emre. Emre Deniz. Kaç kere aramışım, Yayır'a bağlanmasını istiyorum. Sırf sana ulaşamadım diye. Senin yengeni ben kaç kere aradım. Bana dedi ki Esra abla, telefonu bozuk. Bana nasıl ulaşamıyorum? Ben telefonu 7-24 saat açık. Kaç kere siz bana açık. Bunu dediniz mi demediniz nasıl, mi? Nasıl ulaşamıyor? Telefonu açıp... Eşimin telefonuyla aradım. Benim telefonumu açmayınca benim sesimi duydu. Telefonu yüzüme kapattı. Şimdi 3 yıl boyunca bu çocukla olan ilişkiniz nasıldı? Çocuk normalde anneyle beraber kalıyor. Hiçbir alakası yok Destra abla. Hiçbir alakası yok. Sizin hani çocukla ilgilenmediğinizi, bu konuda sorumsuz olduğunuzu söyledi. Esra abla geliyordu, çocuğu görüyordu. Esra yemin ediyorum ben... size. Duyuyorsun bak, o söylüyor yani. Ben sorumsuz olsam ben çocuğuma bakmam. Tamam, sana bir şey soracağım. Sorumlu peki. Sorumlu olsa tamam, çocuğuna bakardı, bana tamam, vermezdi. Tamam, benim bir kocam dedi, şiddet uyguluyor dedi. Tamam, al çocuğunu git dedi. Tamam, bir dakika dur, ben sana bir şey söyleyeceğim. Kim söyledi sana bunu? Kim sen söyledi? Dedin. Ben söyledim, ben ne dedim? Sen dedin, kocam şiddet uyguluyor, gel çocuğunu al dedin. Ben sana bana bu verdim. Kelimeyi söyledim. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Peki sen çocuğuna iyi bakıyordun da, peki... Sen benim yanıma çocuğu almaya geleceğinde Deniz Emre ile beraber geldiğinde sen çocuğunu ben kaç kere aldın gelmedim. Götürdün? Gelmedin Emre'yle. Ben Emre'yle gelmedim. Emre ile beraber gelmedin. Kendim aldım. Emre kaç kere motorla geldi de aldı evin önünden hastanenin orada babam orada otururken kaç kere geldi götürdü? Onu geçtim. Sen kaç kere geldiğinde bez aldın çocuğuna? Ne zaman dedik ki Saniye al şu 5 lirayı 10 lirayı al çocuğunu cebine koy. Ben kaç telefon kere... açtım, sen Antalya'da çalışıyordun. Ben kaç kere buna para vermemişim Antalya'da. Çalıştığım yerde para vermemişim buna. Arıyorum, arıyorum, telefonu bunun açmıyor. Aslanım, bunun babası da bu çocuğuma bir çorap dahi alamayacak kadar acizler. Evet, doğru. Bunlar parayı tamam, kendiler yiyor tamam, aslanım. Tamam, ben almadım ama bak ben almamışım ya. O valizdeki, eşime söyleyeceğim, valizdeki kıyafetlerinin hepsinin fotoğrafını çekecek bana atacak. O zaman da göreceğim bakalım sen sizin bana böyle... Sizin kaç yıl ilişkiniz oldu? Tamam. Merdan Bey, Saniye Hanım'la ilişkiniz kaç yıl sürdü toplamda? Esra Hanım, ben bunu kaç senede düğün yaptım buna. Görücü usulüyle. Bir yıl sürdü. Görücü usulüyle düğün yaptım. Benden kır düğün istedi. Benden kır düğün istediler. E hakkım, gelip istedin. Nikah niye istemedin? Nikah istemedin. Nikah istemedin, neden bilmiyorum sana. Tamam, bir dakika. Çünkü aşkı kocasına gidecekti. Anlatacağım, tamam, bir dakika. Bir dakika dur. Ben niye istemedim abla? Benimki görücü usulü oldu. Annem dedi ki öbürüyle mutlu olamadın, yüzün gülmedi. Bari dedi bu dedi bekar senin değerini kıymetini bilir dedi. Ben bununla dedi evlendim. Zaten kendisini de hiç tanımıyordum. Annesi de rahmetlik annesi de nasıl beni... tanımıyor? Telefonu yeğenimi... sattım sana yanına geldim. Kaç kere? Ben seni nasıl tanımıyordun? Ben seni tanıyor muydum seninle nişanlanma şey gelip istemeden önce? Tanımıyordun diyorsun ya utanmadan ben ya. Ben kendisini tanımıyordum. Zaten ispatla. Ben seni tanıyorduysam ispatla o zaman. Tanımıyordum kendisini. Sen kaçırdın beni rahmetlik annesi bunun yeğeninin nişanında beni görmüş. Gitmiş de annesi anladım, bunları görücü söylemiş. Usulü aslında. Evet, İkinizi görücü bir araya oldu. Getirdiler. Ondan sen sonra mutsuz bir evlilikten ben, sonra ben iki iş yapıyordum. Ben işe gidiyordum. İki iş yapıyordum. Evet. Saat 6'da portakal toplamada geliyordum Mersin'den. Saat 8'de tespih satmaya peki, gidiyordum. Peki tamam. Gece 2'lerde 3'lerde gelirdim. Tamam. Niye? Bir hafta 10 gündür, bir hafta 10 gün, 15 gün nasıl geciktiriyordun? Elektriğini, suyunu kim ödüyordu? Sana yedirmekten para tutamıyordun ki. Abla peki, bana harçlık bile vermiyordu. Neden ilişkiniz bir yıl sürdü? Ablacığım buna soracaksın. Bunun babasıyla bu... Ablacığım babanı bu yuvarı kapılmaması... Babanı karıştırma. Bak ben senin aileni karıştırıyor mu? Ben senin aileni karıştırıyor ablacığım gidiyordu geliyordu, gidiyordu geliyordu. Ben işteydim ablacığım. Neredesin babam gidelim. Baban varsa yok. Neden gitti? Babam çağırdı. En son gitti ne ablacığım. Zaman? Bir daha gelmedi. Ben ayrılıyorum dedi. Abla ben son ortada ayrılığım bir şey nasıl oldu biliyor musun? Abla, bir tokatları vurmuş kul değilimdir. Abla ben bununla en son ayrılığım nasıl oldu? Baktım bu hatta beni bu şahıs söyleyeyim şunu da söyleyeyim. Ben anlatmayacaktım ama her şeyi anlatacağım. Bu şahıs ben... Bunun bir tane kaynı var, şey abisi var. Ben bunun ailesinden hiçbir şekilde ne şiddet ne herhangi bir kelime, kötü bir söz hiçbirinden duymadım. Kimse de bana demedi ki kaşığın üstünde kara var demedi. Üstümde Allah var. Abisi, Yakup abisi benim evime yengesiyle beraber gelip gidiyor diye abisinin yolda giderken yolunu kesmiş. Demiş ki... Hmm.
Kendi abisi söyledi bana. Ben biz yengelerimizin dedim... içinde büyüyeniz. Biz... Siz bunun üzerine mi ayrılık kararı aldınız? Hayır abla, baktım bununla olmuyor. Ya düzenli, yani nasıl diyeyim sana, ev kirasını falan düzenledim. Bir de şöyle bir şey, bir de şöyle bir şey. Ben bunu ısınamadım, sevemedim, ayrıldım. Ha, bu demek değil ki ben ailemin yanına gidince hemen gidip de eski eşimle nikah kıymadım. Bir anamdan doğduğuma, hemen gidip nikah kıymadım. Sizin kaç çocuğunuz var? Bunlar bir tane. Sizin başka çocuğunuz var mı Merdan Bey? Bir tane var ablam. Ya bir tek bu çocuğumuz evet, var. Bu. Şimdi aslında siz hani çocukları olan, çocuk sorumluluğunu bilen daha evet. yetişkin bir insansınız ya. Bu ilişkide hemen sizin, ben şunu anladım. Hani bir yılda tanıştığınız çocuk oldu, bıdı bıdı hemen ayrılık oldu. Evet, yani sorunlar ardı arda geliyor. Evet abla. Siz ilişkiyi bitirdikten sonra bir daha 2018'den sonra bir araya geldiniz mi? Gelmediniz. İki kaçta ayrıldık? 2018'de. Ne zaman ayrıldınız siz? 10. ayın ayı onu. Tamam 2018'de değil mi? 2018'de evliliğimizin günü. Nasıl 2018'de ayrılmadık ne mı? Ne zaman ayrıldınız? Kaç aya ya da kaç yıl oldu size ayrılalı? Ne zamandı? Tamam belki ben öyle hatırlıyorum. Tamam sen söyle o zaman. Ablacığım bir seneye geçti. Bir buçuk seneye falan geçti. Bir buçuk geçti. Yıldır olabilir. Ayrısınız. Peki bu bir çocuk da vardı ortada. Çocuk için bir şekilde iletişim kuruyor muydunuz birbirinizle? Abla, ben arıyordum ablacığım. Ben aradı, arıyordum. Açtım. Ben arıyordum ablacığım. Bu... Diyordu ki ne işteyim, şuradayım, buradayım. Bir türlü yakalayamıyordum. Kendini tarif etti. Kendini tarif etti. Şu anda kendini tarif ediyorsun sen. Şu andaki ne zaman aradın da açmadım. Antalya'daydın çalışıyorum dedin. Görüntülü aradı çocuğunu gördün mü? Gördün. Mersin'deydin. İşte bak, bak hele sen kendini haklı çık. O ya ben sana hiçbir şey senin demiyorum ki. Senin bu gözyaşların kimse aradı gözyaşları. Bak ben benim hiç kimseyle bir derdim. Bak Merdan. Ben size ona soruyorum. O zaman ben sana şunu diyeyim. Eski kocanıza gider misiniz tamam. çocuğunuzu bırakıp? Ben senden ayrılmışım. Merdan bir saniye Merdan. Onun bunda senden sonra kiminle evlendiği, eski eşine dönüp dönmediği seni bağlar mı? Çocuğu o kadar kıymetli siz, olsaydı abi. Hayır. Siz, şu çocuğu bırakmazdı bana. Merdan, kimi bırakmazdı? Bana al götür dedi. Merdan hocam şiddet uyguluyor dedi. Hayatım ay, seni bağlar mı? O onun hayatı. Bak ay. Eski kocasından ayrılıp seninle evlenmiş. Ablam gelse görse ben yok demiyorum. Ben her zaman diyorum gelsin görsün. Sen peki bu çocuğu eski koca... Buraya çıkmasını biliyor ama gelip görmeyi bilmiyorum. Eski kocasıyla evlendiğin için mi sinirlendiğin için çocuğu kaçırıyorsun? Ben senin o duygunu merak ablam, ediyorum. Ablam ben kaçırmadım. Kendi bana benim geliş tarihim vardır ablacığım otogarda. Kendi bana dedi ki ne benim kocam şiddet uyguluyor. Evet. Dedi gel kime çocuğunu şiddet al git uyguluyor dedi. Dedim. Ablacığım ben getirdim. Peki peki dur. İki güne kime bir konuşturuyordum, üç güne bir konuşturuyordum. Doğru mu? Merdan kime? Tamam abi hayır, bir dakika. Saniye şunu söyledin mi? Ya ben şimdi hani sen çünkü daha Ağustos ayında eşinle evet, evlenmişsin. Evet, daha onun yeni da bir abla. Sürü hikayesi var da. Ya burada çok huzursuz ortamlar var. Çocuk bir süre sende kalsın dedin mi? Abla yemin ediyorum Kur'an ekmek çarpsın. Ben ağzımı açıp bir şey demedim. Beni eniştesi aradı. Ben çalışıyordum. Dedim ki Emre ben şu anda işteyim. Eve gidince ben seni ararım dedim. Neyse Emre'yi aradım. Dedim ki niçin aradın Emre dedim. Ya abla dedi, sürekli dedi Merdan dedi ben arayıp arayıp duruyor dedi. Rahatsız edip duruyor dedi. Çocuğunu görmek istiyor dedi. Ben dedim ki tamam o zaman dedim. Bu zaman şunu da söyledim. Bu zamana kadar aklın neredeymiş dedim. Bu zamana kadar aramamış sormamış. Ben kaç kere kendisini aradım dedim. Hiçbir şekilde dedim benimle irtibata geçmedi. Şimdi mi aklına gelmiş dedim. Tamam o zaman yani dedim, bu iddiası gelsin. Doğru değil mi? Hayır abla hani yemin ederim. Enişteleri de zaten bağlanacak. Bana delil göstersin. Emre bağlanacak bana zaten. Bana delil göstersin. Peki o zaman gösteriyorum size delil. 16 Haziran 2021 tarihinde peki. Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek evlilik dışında dünyaya getirdiğim çocuğumu Merdan kaçırdı diye şikayeti var. Ben, peki ben çocuğumu istememişim. Merdan Bey. Niye karakola gideyim diye savcılar değil. Eğer bu annenin çocuğa şiddet uyguladığını, anneye bakmadığını iddia ediyorsanız gideceksiniz. Velayetin değiştirilmesi davası açacaksınız. Hakkınız yok çocuk üzerinde hiçbir şekilde. Dedim nasıl bir buçuk sene olmuş? Daha 10 ay olmuş bir dedim. Bir buçuk demedim. Ne abi dedim. Bir buçuk demedim. 10 ay dedim. 10 ay dedim. Babacığım. Kime? Nereye demişim ben bunu? Arama bana resmen kendi aradı ablacığım. Hayır. Ben iş yerimin adresini verdim. Ben işten buraya geldim tamam ablacığım. Tamam da ben kime hayır. demişim? Gelme nedenim ablacığım kaçırdı diyor. İfade evet, verdiniz mi? Evet ona geçiyor. Sen gidip ifade verdin mi? Ay çok üst üste sesler ya. İfade verdin mi abicim? Ablacığım kağıt gelmesini bekliyorum halen karakoldan. Hayır şikayet yapıldığını biliyor musun? Biliyorum. Karakolu dediler, biz dediler size kağıt getireceğiz, ifadeye geleceksiniz.
Ben onu bekliyorum ablacığım. Ben iş adresimi vermişim. Tamam, sen bunu da öğrendin. Ya Saniye bu çocuğu arıyor. Ben Saniye'yi bu çocuğu bırakayım. Ya bak yaptığım da yanlış bir şey. Çocuğu anneye teslim edeyim dedin mi? Ablacığım istemedi benden. Bana bıraktı, istemedi. Ya istemesine gerek yok. Savcılar ya ben istemiyorsam burada ne işim efendim var? Ablacığım. Savcılıkta ne işim var? Efendim ablacığım. Ne işim bak var? Diyor ki ben diyor... Merdan'a ulaşamadım. Şey bak, Merdan'a ulaşamadım. Merdan bana İstanbul'a geldiğinde senin adresini biliyor mu? Mesela otobüse atlasa. Senin yengenin yerini biliyor bir mu? Bir telefon kadar yakınım arasa Merdan geliyor dese. Ben gel diyeceğim ben eve götürürüm ablacığım. Geldiğinden yemin bile haberim yok. Buraya çıktığında haberim yok. Merdan 11 ay boyunca. Merdan duyuyor musun beni? 11 ay boyunca Saniye seni aradı mı? Çocuğu görmek istiyorum abla, diye. Onu görmek istiyorum demedi ablacığım. Sadece dedi ki sesini duymak istiyorum. Tamam. Bu çocuk nerede dedi mi? Onu mu? Ben İstanbul'dayım dedim ablacığım. Neredesin? Tamam. Nerede ben İstanbul'dayım, İstanbul'dayım dedim. Ben çocuğu gelip görmek istediğinde senin yengenin evini biliyor mu? Bu kadın. Ablacığım ben kendi elimle götürecektim bunu. Ama bana öyle bir ifade kullanmadı. Allah'ım yani ya şu anda Rabbim. Ne yapıyor burada? Ablacığım burada gelmiş... Hepinize evet. Özür diliyorum. Tisar evet. Gözyaşı döküyor. Aynen. Sana yemin billah ablacığım arasa telefonum cebimde. Arasa ben niye göstermeyeceğim ablacığım? Annesidir. Neden göstermeyeceğim? Bir anda televizyon programı çıktı. Hayır bak biraz önce ne diyor? Sana yemin billah benim ayında, haberim yoktu. Televizyona çıktığında. Ya abicim ya sen anlamakta güçlük mü çekiyorsun? Haziran ayında değil mi? Haziran ayında Cumhuriyet Başsavcılığı'na Merdan Polat benim çocuğumu kaçırıyor. Ben çocuğumu istiyorum diye gitmiş şikayetçi olmuş Cumhuriyet senden. Cumhuriyet Savcılığı'ndan bana hiçbir şey gelmedi ablacığım. Sadece seni kim aradı? Mersin Siteler Polis Karakolu'ndan bir tane amir. Tamam Merdan ne de, bu ne demek? Anne ben, çocuğunu arıyor demek değil bir mi? Bir saniye ablacığım. Ben dedim... Memur abi adresi verdim dedim. Memur abi ne zaman dedim ben ifade vereceğim? Hemen gideyim vereyim mi dedim en yakın karakola. Bana dediler ki ne? Sen dediler biz kağıt vermeden sen hiçbir yere gitme dediler. Peki Merdan'cığım anne buraya çıktı dedi ki ben oğlumu evladımı istiyorum dedi. Buraya evet, geldi. Sen de buraya geldin. Evet, tamam ablacığım. Mı? Niye çocuğu getirmedin? Ben işten geldim ablacığım. Ya. Sen peki ya ben işten geliyorum. Ya. Yengem de çocuk yengemi de organize edip çocuğu da getirin niye demedin? Ablacığım bende kontrol yok. He? Kontrol yok. Ya yapma Allah aşkına bizim ekip arkadaşlarımız seni arıyorlar.